Katil Durmuş'un akrabası değilmiş. Emin misin? Kesinlikle. Of, kafayı sıyıracağım ya. Kim bu herif o zaman? Bir yakın olduğu kesin. Neye dayanarak söylüyorsun bunu? Çünkü Durmuş ailesine intihar mektubu yazmadan önce bir mektup daha yazmış. Ne? Belge inceleme uzmanı mektup üzerinde inceleme yaparken... bu mektuptan önce yazılmış olan başka bir mektuptan alttaki kağıda geçen bazı cümleler tespit etmiş. E ne yazıyormuş peki? Canım arkadaşım, artık dayanamıyorum. Her gece kabuslarımda Ender'in dükkanında buluyorum kendimi. Asla unutamıyorum o günü. Unutmayacağım da. Ne olur kızma bana. Kim yazmış peki bunu? Belli değil. Niye polis raporlarında yok bu? Belki de yırtıp atmıştı sonra. Ya da Kevser aldı. Şu Adnan Bey'le tekrar konuşalım. Ender'in kim olduğunu belki biliyordur. Kalıbım basarım bu adamın alır. Buyurun. Teyzeciğim, size de zahmet oldu. Ah, hiç olur mu kızım? Afiyet olsun. Buyurun. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol. Afiyet olsun. Adnan Bey, Ender adında bir nalbur tanıyor musunuz? Ender. Ha, bizim mahalledeki nalbur. Çok iyi bir adamdı. Çocukları da çok severdi. Hep hediyeler alırdı onlara. Dükkandaki raflarda oyuncaklar dururdu. Arada sırada takılırdık biz de. Oğlum sen çocuk musun diye. İzmir'deyken değil mi? Evet, İzmir'de. Peki Levent Körmüklü adında birini tanıyor musunuz? Tanımaz mıyız? Çocukken Durmuş'un en yakın arkadaşlarından biriydi. Sonra İstanbul'a taşınmış. Hatta birkaç ay önce bizi ziyarete de gelmişti. Evet. Yok, adamı bulamadık. Belki oğlunun adına falandır dükkan. Belki de emekli olmuştur. Ya adam ölmüş bile olabilir. Adnan Bey'in söylediğine bakılırsa adam pedofili hastası da olabilir. Çocukları taciz ettiyse Durmuş bu yüzden intihar etmiş olabilir. Peki katil kim? Levent olmadığı kesin. Ama bir şeyler sakladığı ortada. Yoksa neden yalan söylesin ki? Getiriyorlar mı Levent'i? Eve de kliniğine de ekip yolladık. Tam 8 kişi öldü. 8 masum insan. Sence artık gerçekleri anlatmanın zamanı gelmedi mi? Çocukken her şey çok güzeldi. Her şey o kadar güzeldi ki hayat hep öyle olacak sanırdık. Sonra Ender diye bir pislik taşındı mahalleye. Görünürde güler yüzlü, iyi niyetli bir adamdı. Herkes onu çok severdi. Ama çocuklar dışında kimse bilmezdi onun gerçek yüzünü. Nasıl? Beğendin mi? Çok beğendim. Öpücük yok mu? Taciz mi etti seni? Sadece beni değil. Ne oldu? Neyin var? Yok bir şey. Top oynarken bacağını incitti. Durmuş'a da aynısını yapmış. Güzel değil mi? Çok güzel. Teşekkür etmek yok mu? Teşekkür ederiz. Kuru kuruya teşekkür etmek olur mu? Öpücük yok mu amcana? Sen teşekkür etmeyecek misin? Süleyman delinden kaçmayı başarmış ama Durmuş'un tecavüz uğramasını seyretmiş.
Önce bana bir şey söylemediler tabii. Sonra ben başıma gelenleri anlatınca... ...onlar da anlattı olanları. Kimseye söylemeyeceğimize söz verdik. Sonra herkes dağıldı zaten bir yerlere. Ama arkadaşlarımız hiç bitmedi. Ve 23 Mart 2009'da Durmuş intihar etti. Ailesi Gölcüklüydü. Cenaze Gölcük'e getirildi. Görmüyordum Süleyman'ı. İkimiz de çok üzgündük. Kevser diye biri geldi yanımıza. Süleyman hanginiz? Benim. Ben Durmuş'un Antep'ten öğretmen arkadaşıyım. Bana bir mektup bırakmıştı. Bunu sana vermemi söylüyordu. Teşekkür ederim. Başınız sağ olsun. Ölümünden kendini sorumlu tuttu. Sanırım. Sonra Ender'in peşine düştü İzmir'de. Bulup polise teslim edeceğim o iti deyip duruyordu. Ama bulamadı. Peki sen İzmir'deki nabur cinayetlerini duymadın mı? Açıkçası bizim yaşadıklarımızla bir ilgisinin olabileceği aklıma bile gelmedi. Yani sen bana İzmir'deki nalburları Süleyman'ın öldürdüğünü bilmediğini mi söylüyorsun? Dedim ya, aklıma bile gelmedi. Öyle biri değildi Süleyman. Hatta 3-4 ay önce Beyon'da birini çok benzettim Ender'e. Yaşlanmıştı. Ama gözlerindeki o iğrenç, o sahte ifade hiç değişmemişti. Önce takip ettim biraz. Ama sonra izini kaybettim. Hemen Süleyman'a haber verdim. İstanbul'a geldi. Ve sonra nalburları öldürmeye başladı. İzmir'den sonra burada da nalburları öldürmeye başlayınca şüphelendim tabii. Sordum. Aklını mı kaçırdın sen? Ne bileyim, insanın aklına türlü türlü şey geliyor. Manyak mısın oğlum? Ben adam öldürebilir miyim hiç? Komik olma. Bulsam adamı polise teslim edeceğim. Ne yapacağım başka? Sonra siz kliniğe gelince anladım onun olduğunu. Cookie'yi tıraş ederken kliniğe yanıma gelmişti. Emniyetten gelen bir faksdan bahsetmiştim ya. O akşam bekledim gelir diye. Ama da anlamış olmalı durumları. Neden bize gerçekleri anlatmadın? Yapamadım. Neden? Yapamadım işte. Çünkü aslında Ender'i bulup öldürmesini istiyordun. Levent Bey, Ender'in soyadı nedir? Yasun. Ender Yasun. Sizi kaygılandırmak istemem ama kız olsun, erkek olsun çocukların cinsel istismarları sıkça görünen bir durumdur. Üstelik her 10 çocuktan 7'si 10 yaşından küçüktür ve her 10 çocuktan 8'i saldırganı tanır. Bu nedenle onlara olabildiğince erken yaşta iyi ve kötü dokunuş arasındaki farkı öğretmeliyiz. Ellere dokunmanın iyi, buna karşılık iç çamaşırı ya da mayonun örttüğü yerleri dokunmanın kötü olduğunu öğretmeliyiz. Yüz, omuz, karın, kalça, bacaklarının dizden üst kısmı ve ayaklarını öpüp okşayanlardan rahatsız olunca hayır demeyi ve kim dokunursa dokunsun korkmadan anne ya da babaya söylemeyi, buna karşılık muayene eden doktorun dokunacağını, tuvalete giderken, yıkanırken yardım için dokunulabileceğini öğretmeliyiz.